Güzel ahlak asalete ve soyluluğa delildir diyor. Güzel ahlak. Tabii ki Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri, dolayısıyla güzel ahlakı, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Güzel ahlak Allah'ın ahlakı, dolayısıyla Resulullah'ın ahlakı. Tasavvuf da diyor ahlak demekken, evet tasavvuf, burada tasavvuf ne diyoruz? Dinin özü. Yani bu güzel ahlak ile ahlaklanmak, bu elbiseyi giymek. Tasavvuf dediğimiz olay bu oluyor. Bütün bu ilmi meseleleri idrak etmek, yaşamak, yaşamımıza geçirmek, yani dini İslam'ın özünü anlamak ve onu yaşamaktır. Yaşama sanatıdır tasavvuf. Dolayısıyla güzel ahlak demektir. Marifet ise tahakkuk demektir diyor. Burada zaten bu güzel ahlakı yaşadığında da işte insandan açığa çıkan şey de tahakkuk eden. Açığa çıkan şey de marifet oluyor. Öyle diyoruz ya, biz hep ilmi olarak ilmel yakin öğrendik. Aynel yakin içerisinde bulunduk, idrak ettik, hakkel yakin. Nihayetinde bu ilim, sahip olduğumuz ilmi yaşayarak o yaşadığımızdan açığa çıkan hareketlerimizle bir şey açığa çıktı, tahakkuk etti. İşte buna da marifet deniliyor. Yani bu ilmi, hakikat ilmini yaşadığın zaman senden açığa çıkan hale de, ahvale de, tahakkuk edene de marifet denilmiş oluyor. Bu da marifet oluyor. Bu itibarla diyor, Sufi Rabbani iken, evet Sufi bu şekilde, bu yolun başındaki Sufi yolun başında nefis terbiyesi ve teskisiyle, teskiyesiyle hemhal olmaya başlayan mürid, derviş, Sufi Rabbani'dir. Yani Rabbinden alır. Yani bu biraz daha dar alan. Çünkü Rabbini bilmesiyle, Rabbinden bir takım gelen hallerle, hallenerek veya ilimle, bilgiyle Rabbani olur. Yani kendi Rabbi kabı, Rabbi hası cihetiyle kendi kabında zuhur eden, açığa çıkan Rabbani tesirler, isimler nelerse Sufi onunla hemhal olur. Çünkü daha henüz Rabbini tanıma aşamasında. Rabbini tanıyacaksın sonra. Rabbini tanıdıktan sonra, bildikten sonra Rabbul Alemin'i, yani Rabbul Alemin olan Allah'ı tanıyacaksın. Sufi henüz daha Rabbini tanıma aşamasında. Rabbul Alemin olan Allah'ı tanımaya geçememiştir. Dolayısıyla Sufi bu bağlamda Rabbani'dir. Arif ise Vahdani. Arif olan kişi, arif bilen, kelime manası itibariyle bilen, bu Sufi'nin bir üstündeki kademe oluyor. Arif, bilen kişi, bu da Vahdani. Yani diyoruz ya, vahidiyet, vahdaniyet mertebesi, yani birlik mertebesi dediğimiz, o da bütün oluştaki biri görerek vahdani mertebeden alır arifte. Bu manada bilir. Yani her şeyin birden çıktığını. O bir olan neydi? Nur-u Muhammediye, hakikati Muhammediye. Dolayısıyla Nur-u Muhammediye, hakikati Muhammediye'nin idraki üzere vahdani olarak ondan zuhur edecek şeyler zuhur eder. Bunun bir üstü ise alimdir. Alim, ilim sahibi, bu manada daha kamil bilen. Yani arifin üstündedir alim. Arif aşağıdadır. Halk arasında bazı eserlerde ve halk arasında arif diye ifade edilirken sanki arifi en üst makamda gibi ifade edilebiliyor. Yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Arif üstte değildir bakın. Arif alimin altındadır. Mertebe olarak, makam olarak. Alim en üst mertebededir. Arif değil. Dolayısıyla alim makamını, yani ilim sahibi olup bu makama yerleşen kişi ise aldığı şeyi ilahi mertebeden alır. İlahi. Yani Allah isminden. İşte en kamili bu. Allah isminden alır alacağını. Bu da ilahi mertebeden alır. Bu da alim olan kişidir. Bu üç